Dua bu dünyanın ve ahiretin anahtarıdır. Resulallah, bana dua eder misin diyen sahabeye Resulullah tamam sana dua edeyim ama sen de benim duama yardımcı ol. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Nebiyyil Ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Femen kâne fî galbihi Allah femu'inuhu fiddâreyni Allah. Femen kâne fî galbihi sivallah fehasmuhu fiddâreyni Allah. La ilahe illallah el melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve el leyse lil insani illa ma sa'a. Sadıkallahul azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu mevludin yûledu ala fıtratil islam. Sadıka Resulullah. Ve nataka Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Saygıdeğer izleyiciler, yine yeni bir dua programımızla karşınızdayız. Geçen programımızda evlat yetiştirmeyle alakalı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki tavsiyelerini anlatmak için programa başlamıştık. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı ikinci bölümünü bu programa aktarmıştık. İnşallah bu programımızda da Allah-u Teala'nın bir anne baba evladını yetiştirirken neler yapması lazım, ne şekilde davranması lazım, İnşallah bunları anlatmaya devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizlere Kur'an-ı Kerim'indeki öğrettiği gibi, anlattığı gibi, açıkladığı gibi anne baba olabilmeyi, evlatlar yetiştirebilmeyi ikram eylesin. Allah Celle Celaluhu bu zamana kadar yapmamız gerektiği halde yapamadığımız eksiklerimizi inşallah bu saatten sonra yapacağımız gayretle diğer eksiklerimizi kapatsın, tamamlasın, düzeltsin, düzenlesin inşallah. Allah Celle Celaluhu hepinizden ve hepimizden razı olsun. Bize dünya ve ahiretin anahtarını, mutlu huzurlu bir hayatın şifrelerini, Allah Celle Celaluhu'nun rızasının yolunu öğreten, bize cennet ve cemalullah'ın tek yol göstericisi olan Kur'an-ı Hakim okuyarak inşallah yine programımıza başlayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Bismillahirrahmanirrahim. Yevme tuqallabu vucuhuhum fin nari yekuluna ya leytena يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَضَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ve nahnu ala zalike mineşşahidine şakirine bi kalbin selim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna lukmanel hikmete en işkur lillah. Ve men yeşkur fi innema yeşkuru li nefsih. Ve men kefera fi innallaha ganiyyun hamid. Ve iz gâle lukmanu libnihi ve huve ya'iduhu ya buneyye la tuşrik billah. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Saygıdeğer izleyiciler, programlarımızda derslere başlamıştık. İlk dersimizde Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce okunacak duayı çalışmıştık. Ondan sonraki dersimizde namazlardan sonra çekilecek tesbihi çalışmıştık. En son dersimizde abdest dualarını çalışmıştık. Allah Celle Celaluhu inşallah bu işlerde bizlerin başarısını arttırsın. Bu dualardaki, bu zikirlerdeki, bu tesbihlerdeki gayretlerimizi arttırsın. Allah Celle Celaluhu bu derslerimizde en güzel zirveyi yakalayabilmemizi ikram eylesin. İnşallah vaktimiz biraz kısa olduğu için ben direkt konuya başlamak istiyorum. Geçen dersimizde evlat yetiştirme ile alakalı Saffat suresi 83. ayet ve devamı ayetleri anlatmıştım sizlere. Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de öğretmiş olduğu şekilde. Ve inne min şiatihi ile İbrahim'le başlamıştı ders. Şu şekilde olay cereyan etti. Allah Celle Celaluhu ilk başta İbrahim Aleyhisselam'ın nasıl bir baba olduğunu, nasıl bir hayat sürdüğünü anlattı. Her zaman Allah'ın emrettiği şekilde yaşayan bir adam olduğunu, bir insan olduğunu anlattı. Allah Celle Celaluhu için her türlü fedakarlık yapacağını anlattı. Ondan sonra hanımının, Hacer validenin Allah'ın emrine zerre kadar
itaatsizlik etmediğini ve bu anne ve babadan doğan çocuğun İsmail aleyhisselamın oğlum seni keseceğim dediği halde قَالَ يَا اَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ babacığım Allah'ın sana emrettiği şeyi yap babacığım diyen bir evlat olduğunu anlattı. Ve bizim buradan anlamamız gereken bütün mesele şu idi. Eğer biz Allah'ın emirlerine, Allah'ın bize vermiş olduğu bütün emirlere İbrahim aleyhisselamca riayet edersek, Allah'ın bize vermiş olduğu bütün tavsiyelere Hacer validece riayet edersek, Allah Celle Celaluhu وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ biz ona gerçekten yumuşak huylu, itaatkar bir evlat müjdeledik ayetine nail oluruz. İsmail aleyhisselamın gerçekten halim selim olmasının sebebi babasının Allah'a karşı son derece itaatkar olması idi. Annesinin Allah'a karşı son derece saygılı olması idi. Eğer bizim evlatlarımız bizlere itaatkar ve saygılı değil iseler, eğer bizim evlatlarımız Allah'a karşı itaatkar değil ise bunun sebebi, bunun sonucu ve bunun sorunu çocuklarımızla alakalı değil, bizimle alakalıdır. Bunu öğretti Mevla Teala Hazretleri bize ve devamında bir babayı daha anlatıyor Mevla Teala Hazretleri Lokman Suresi 12. ayeti kerimede. Lokman aleyhisselam Allah-u Teala'nın hikmet vermiş olduğu kullarındandır. Lokman suresi ismini de bu surede ismini Lokman aleyhisselam'dan almıştır. Estağfirullah. İlk başta وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اِنُشْكُرْ لِلّٰهِ biz Lokman'a hikmeti verdik. اِنُشْكُرْ لِلّٰهِ Allah'a şükretsin. Hikmet nedir biliyor musunuz? Hikmet Allah'ın sen nasıl istersen, nasıl dilersen, neyi emredersen en güzeli odur Allah'ımdır. Hakimin karşılığıdır. Hakime son derece boyun eğen kimse hikmet sahibi bir insandır. Bu insan çok hikmet sahibi bir veli. Bu Allah dostu çok hikmetli bir insan. Çok hikmetli sözler Hikmet Allah-u Teala'nın yapmış olduğu bütün her şeye boyun eğen insana denir. Bu şekilde yaşayan insanın da yapmış olduğu bütün işler hikmetli olur. Biz Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. وَمَنْ شَكَرَ فِيِنَّمَا يَشْكُرُ النَّفْسِ Her kim şükrederse kendi nefsine. وَمَنْ كَفَرَ فِيِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّ الْحَمِيدِ Her kim nankörlük ederse Allah her şeyden müstahnidir. Onun şükretmesine, onun nankörlük yapması Allah-u Teala ne bir şey kazandırır ne bir şey kaybettirir. Ve son derece övülmeye layıktır. Baştaki babaya vermiş olduğu ders, hikmet, şükretsin diye. Teşekkür sahibi bir baba, şükür sahibi bir baba. Evet, şimdi başlıyor ders. Allah Celle Celaluhu bunları burada alıyor, bu ayet-i kerimeleri. Bu meseleleri burada anlatıyor ki siz de baba olduğunuzda bu şekilde yaşayın, bu şekilde davranın, bu şekilde bir hayat sürün, bu şekilde eğitin, bu şekilde baba olun, bu şekilde anne olun. Ve اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ Vakti zamanında Lokman oğluna وَهُوَ يَعِدُهُ nasihat ediyor idi.
vaaz ediyordu, nasihat ediyordu, öğüt veriyordu. Dedi ki ya Büneyye, ey oğulcağızım, yavrucuğum, ya Büneyye. Arapça gramerdeki en kibar harftir. Bir şeyi çok kibar söylemek istiyorsanız, Büneyye, ey oğulcuğum, yavrucuğumla başlıyor söze. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Sen niye kardeşinle öyle kötü konuşuyorsun? Sen niye annene karşı niye sesini yükseltiyorsun? Sen nasıl başkasıyla böyle kötü kötü konuşuyorsun derken, çocuğuna vaaz, nasihat, öğüt verirken sen çocuğuna güzel konuşmuyorsun ki. Sen çocuğuna bağıra bağıra, hakaret ede ede nasihat ediyorsun çocuğuna. Çocuk diyor ki ya benim babam bana böyle konuşmuyor. Benim annem bana güzel konuşmuyor. Ama bana benim güzel konuşmamı istiyor. Böyle bir şey yok. Allah Celle Celaluhu birinci derste şunu gösteriyor. Ya Büneyye, ey oğulcağızım, yavrucuğum, la tüşrik billah. Allah'a şirk koşma. Sınırları çiziyor. La tüşrik billah. Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü Allah'a şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Çok büyük bir hatadır. Çok büyük bir yanlıştır. Birinci. Şimdi burada Lokman Aleyhisselam evladına nasihat ederken, oğlum paranı kaybetme demedi. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken, oğlum sakın bisikleti çaldırma demedi. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken, oğlum dikkat et cep telefonun kaybolmasın demedi. Oğlum dikkat et elin ayağın kafan çizilmesin düşme demedi. Oğlum dikkat et kavga etme demedi. Birinci nasihati Allah Celle Celaluhu bu sıralamayı bu şekilde yapıyor. Oğlunuzu karşınıza aldığınızda, kızınızı karşınıza aldığınızda onlara Allahça konuşacaksınız. Allah'ın öğrettiği şekilde nasihat edeceksiniz. Allah'ın göstermiş olduğu yolda eğitim vereceksiniz. Eğer biz evlatlarımızı güzel yetiştirmek istiyorsak bu şekilde yapacağız. Efendim benim programım dua. Arıyorlar hocam şununla alakalı dua var. Nedir o diye soruyorlar. Ben not alıyorum hepsini. Ama benim asıl meselem Allahu Teala'nın Kur'an'da öğretmiş olduğu Kur'anca duadır. Allah'ım, Allah'ım deyip geceleri sabahlara kadar yalvarsa bir insan, sabahtan akşama kadar gözyaşı dökse bir insan, Allah'ın öğrettiği şekilde yaşamadıktan sonra onun duası geçicidir. Bütün mesele buradadır. Eğer bir insan bu şekilde, Kur'an'ın öğrettiği şekilde, Allah'ın bize bildirdiği şekilde bir hayat yaşarsa, bu adam zaten ömür boyu, hayat boyu, yaşantı boyu hep dua ediyordur. Bu adamın bir daha artı elini açmasına bile gerek yoktur. Çünkü her an duadadır bu adam. Bütün mesele budur. Kur'an'a göre yaşamaktır. Bir insan Kur'an'a göre yaşamazsa, ne kadar dua ederse etsin, tesiri geçici olur. Taşıma suyla değirmen yürümez. Ama bu kesinlikle tesirlidir. İbrahim Aleyhisselam anlatıyor. Bakın bir şey söylüyorum. Rabbi hebli minas salihin. Allah'ım bana salih bir evlat ikram eyle diye dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Dua etmeyin demiyorum. Ellerini açıyor. Rabbi hebli minas salihin. Allah'ım bana salih evlat ikram eyle. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ فَفَاِ تَعْكِب۪يَ Biz ona son derece halim, selim bir evlat müjdeledik. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlatmış olduğu yaşantıya bakın. Dua etmeden önceki yapmış olduğu işlere bakın. Yapmış olduğu amele bakın. Geçmiş olduğu eğitime bakın. Ve ondan sonra yapmış olduğu duaya bakın. Bütün mesele bizim anladığımız şekilde değil, Allah-u Teala'nın anlatmış olduğu şekildedir. Eğer biz ellerimizi açıp Allah'ım Rabbi hebli minas salihin, Allah'ım bana salih evlat nasip eyle Allah'ım diye dua edeceğimize İbrahim Aleyhisselam gibi
Allah'ım sen nasıl emrediyorsan ben o şekilde yaşamaya razıyım Allah'ım. Allah'ım sen eğer bu şekilde emrettiysen ateş bana gül bahçesidir Allah'ım diye bir hayat yaşarsan. Seni çölün ortasına bıraktıklarında hiçbir şeyin olmadığı çölün ortasına bebeğinde kucağında bebeğinle bıraktıklarında bunu sana Allah mı emretti diye sorunca evet Allah emretti diye cevap veren kimseye Allah emrettiyse o bize bakar, o bize yeter diyebilecek kadar Hacer valide gibi bir anneysen oğlun İsmail'dir senin. Kızın Fatıma'dır senin. Cennetteki komşun İbrahim aleyhisselamdır senin. Cennetteki komşun Hacer validedir senin. Ama bütün mesele Kur'an-ı Hakim'in göstermiş olduğu yolda ilerlemek. Bütün mesele Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat yaşamak. Kur'an-ı Kerim vaaza nasihate başlarken çocuğuna öğüt veren babayı anlatıyor. Ya büneyye, oğulcağızım, yavrucuğum, canım. Bir şey daha söyleyeyim ben size. Bir şey söyleyeyim. Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselam, ullazim peygamberlerden. Oğlu iman etmedi. Kafir olan oğluna, Allah'a şirk koşan oğluna bile seslenirken oğulcuğum diyor. Yavrucuğum diyor. Ya büneyyer kem mana. Ey oğulcağızım gel, gel. Sen ufacık hata yapan oğluna Allah'ın tavsiyesine uymayıp hakaret edersen İsmail olmaz. Fatıma'lar olmaz. Ayşe'ler olmaz. Ne olur biliyor musunuz? Bu zamandaki gençliğimiz gibi bir nesil olur. Babadan kaçan, anneden kaçan, bütün suçu annesinde ve babasında arayan. Ama gelin biz hep beraber Allah-u Teala'nın tavsiye etmiş olduğu yolda eğitim verelim. Ve ondan sonra İsmail olsun. Olsun mu evlatlarımız İsmail? Buyurun. Nasıl oluyor? Gösteriyor Mevla Teala Hazretleri. Birinci öğüt. En önemli çizgiyi çiziyor. Ya büneyye la tüşrik billah. Yavrucuğum Allah'a şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk koşmak çok büyük bir zulümdür. Çok büyük bir hatadır. Çok büyük bir yanlıştır. Ve ondan sonra devam ediyor. Allah Celle Celaluhu araya bir ayet koyuyor. Ve vassayna l'insane bivaldi. Biz insana anne ve babasına iyi davranmayı tavsiye ettik. Hamaletu ummuhu vehnen ala vehnin. Onu zorluk üzerine zorluk, sıkıntı üzerine sıkıntıya uğrayarak taşıdı karnında 9 ay. Ve fısaluhu fi ameyn. 2 yılda onu besledi, onu emzirdi. Enişkürli ve livalideyik. Bana, anne ve babana iyilikte bulun, teşekkür et tavsiyesi var burada Mevla Teala Hazretleri'nin. Devamında ve ince hadâki alâ tüşrike bîmâ leyse leke bihi ilmun felâ tudâhuma ve sâhibuhuma fiddünyâ mağrufa ve tebi'a sebîle men enâbe ileyh. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ey insanoğlu, annen veya baban seni körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlarla güzel geçin. Bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır. Bütün yapmış olduğunuz her şeyi size haber vereceğim, bildireceğim. Şimdi burada Lokman aleyhisselam ilk önce Allah'a şirk koşma diyor. Ondan sonra anne babaya tavsiye ile alakalı arada bir ayet var.
Bu ayetlerde Mevla Teala Hazretleri çok önemli bir sıralama yapıyor. Evladımıza, yavrumuza, gençliğimize öğüt verirken, nasihat ederken birincisi Mevla Teala'nın sınırlarına dikkat ettireceğiz kesinlikle. Ondan sonra anne baba meselesi geliyor. Muhakkak ama muhakkak, muhakkak ama muhakkak anne babaya iyilik yapmayı, anne babaya iyi davranmayı, anne babaya öf bile dememeyi, anne babaya son derece şefkatli olmayı öğreteceğiz evlatlarımıza. Ama ilk önce biz anne babaya iyi olacağız. İlk önce biz anne babaya iyi davranacağız. Ondan sonra yavrularımıza öğreteceğiz ki sözümüz tesirli olsun. Devam ediyor estağfirullah. Ya buneyye innaha in teku misgale habbetin min hardal. Ey oğulcağızım, yavrucuğum. Yapmış olduğun herhangi bir şey hardal tanesi kadar olsa. Fetekün fî sahratin. Yapmış olduğun şeyi kayaların içinde gizlense. Enfis semavat. Gökyüzünün boşluklarında kaybolsa. Enfil ardı. Yerin dibinde saklansa. Ye'ti bihallah. Allah onu karşına çıkaracak yavrum. İnnallâhe ladîfun habîr. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu son derece latif ve her şeyden haberdar olandır. Birincisi Allah'a şirk koşmaydı. İkincisi anne babaya kesinlikle iyi davranmaktı tavsiye. Üçüncüsü de şu. Yavrucuğum, canım yavrum, yapmış olduğun şey zerre kadar, hardal tanesi kadar olsa, kayaların içinde gizlense, gökyüzünün boşluklarında kaybolsa, yerin dibinde saklansa, Allah onu karşına çıkaracak yavrum. İyi ne yaparsan yap, kötü ne yaparsan yap, bu kesinlikle gizli kalmayacak yavrum. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir ifadesi vardır, bilirsiniz değil mi? Ne yapıyorsanız yapın, nasıl davranıyorsanız davranın. Bu dünyada ne yaptıysanız mutlaka karşılaşacaksınız. Bunu bilen bir insan, bunun farkında olan bir insan nasıl hata yapabilir ki? Peki biz bunları ne kadar öğrettik evlatlarımıza? Biz ne kadar evlatlarımıza bu nasihatleri yaptık? Ne kadar yaşadık ki evlatlarımızı ne kadar yaşattık? Estağfirullah, devam ediyorum. Üçüncüsü. Estağfirullah. Ya buneyye agimis salah. Ey oğulcağızım, yavrucuğum. Namazlarını dosdoğru kıl. Ve mur bil maruf. İyiliği emret, iyiliği tavsiye et, iyilik taraftarı ol. Ve nehanil münker. İnsanları, her şeyi, herkesi kötülükten men et, kötülüğü engelle, kötülüğün karşısında ol. Vasbir ala ma sabek. Başına gelen her şeye sabret. İnne zalike min azmil umur. Muhakkak ki bunlar çok büyük işlerdir. Bunlar gayretle elde edilmesi gereken işlerdir.
Bunlar azimetle, mücadeleyle yapılması gereken işlerdir. Şimdi. Birinci nasihat Allah'a şirk koşma idi. İkincisi anne babaya iyi davranmak idi. Üçüncüsü zerre kadar bir şey yapsan iyi veya kötü, ne yaparsan yap mutlaka bu senin karşına çıkacak. Bunu öğretmek idi, bunu tavsiye etmek idi, bunu öğütlemek idi. Dördüncü. Ya büneyye ey oğulcağızım akimis salah. Namazını dosdoğru kıl. Burada önemli olan bir şey var. Önemli olan şey şu. Mevla Teala Hazretleri bu ayete kadar ilk önce dışarıdan gelecek olan darbeleri engellemek üzere terbiyeyi tavsiye etti. Birincisi Allah'a şirk koşmayacaksın dedi. Allah'a şirk koşmayacaksın. Çocuğunun etrafına, oğlunun etrafına bir kale ördü, kuvvetlendirdi oğlunu. Ondan sonra anne babaya iyi davranacaksın dedi. Bir kale daha ördü, biraz daha sağlamlaştırdı yavrusunun gücünü, kabiliyetini, kuvvetini, kalitesini. Ondan sonra zerre kadar bir şey yapsan, iyilik veya kötülük ne yaparsan yap senin karşına çıkacak dedi. Uyarıydı bu. Ne yaparsan yap mutlaka karşına çıkacak dedi, uyarıydı. Ve bu bir insanın oluşumunda lazım olan en önemli etkenler idi. Bir insan ne yaparsa yapsın, eğer kötü bir şey yaparken bilse ki bu benim karşıma çıkacak. Ben bunu yapıyorum, yarın öbür gün bunun hesabını vereceğim. Bu dünyada. Ben bu hatayı yapıyorum, mutlaka bunu görecekler. Bu dünyada insan ondan vazgeçer. Yolda gidiyorsun. Bir tane kedi gördün, bir tane hayvan gördün ve kimse yok. Susamış. Susamış hayvancağız. Ama kimse yok. Ya nasıl olsa kimse görmedi, kalsın. Demez bunu öğrettiğin yavrun. Der ki ben iyilik yapayım. Allah mutlaka bunu benim karşıma getirecek. Gider o yavrucağızı, o hayvanı içirir, doyurur ve besler. Niye besler biliyor musunuz? Biliyor ki senin çocuğun, Ahmet'in, Mahmud'un, Yahya'nın biliyor ki ben ne yaparsam yapayım Allah bunu benim karşıma getirecek. Bu zamanda gösteriş çağındayız. Hepimiz farkındayız değil mi? Yapılan her şey sosyal medyada. Herkesin yapmış olduğu her şeyi söylüyor. Herkesin yapmış olduğu her şey ortada. Her şey, herkes gösteriş için yaşıyor, riya için yaşıyor ve şunu biliyor ki senin oğlun, senin yavrun, senin kızın, senin gelinin, senin damadın. Ne yaparsam yapayım Allah bunu biliyor ve bunu benim karşıma çıkaracak. İnsanların görmesine gerek yok der ve bu şuurda ve bu gururda yaşar. Ve bu kişiliği tamamlatır. Bir insanın kişiliğinin mükemmel olması için gereken her şey buradadır. İlk önce Allah bireyi sağlamlaştırdı. Şimdi devam ediyor. Ya büneyye akimis salah. Bir, namazı dosdoğru kılacaksın. Sağlamlık yetmiyor. Biraz etki olması lazım. Biraz hareket etmesi lazım. Biraz çalışması lazım. Biraz meyve vermesi lazım. Sadece bir ağacın gölgesi olması çok iyi değildir. Ağacın gölgesi var, bir de meyve veriyorsa haliyyülaladır o ağaç. Şimdi ağaç tamam. Allah insanı mükemmel bir şekilde yapılandırdı bu öğütlerle. Şimdi meyveleri gösteriyor. Akimis salah. Bir, namazı dosdoğru kılacaksın. Akimis salah, namazı dosdoğru kılacaksın. İki, ve mur bil maruf, kesinlikle iyiliği insanlara emredeceksin. Arkadaşım,
hadi gel bugün mahallemizdeki kimsesiz insanları, hastaları, yaşlıları ziyaret edelim. Arkadaşım gel bugün insanlara güzel bir şey anlatalım. Arkadaşım gel bugün emri bil maruf yapalım, Allah'ı hatırlatalım. Arkadaşım gel bak şuradaki amca taşıyamıyor, onun eşyasını taşıyalım. İyiliği emredeceksin. Venhe anil münker, kötülükten nehyedeceksin. Arkadaşım bak sen o şekilde konuşuyorsun ama konuşma. Arkadaşım şu anda arkadaşımız burada yok. Gıybet yapmayalım. Lütfen. Arkadaşım zarar görürsün. Onu yapıyorsun ama Allah da mutlaka onun hesabını sana sorar arkadaşım. Ben hanil münker. İyilikten nehyedeceksin. Yapma onu. Öyle yapılır mı? Müslüman bir de. Şu hale bak. Böyle nehyanil münker yok. Yok, hiçbir ayette bulamazsın. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a kavlen leyyinen buyuruyor. Emrediyor Musa Aleyhisselam'a. Diyor ki Firavun'a git azdı. Ama ona konuşurken kavlen leyyinen. Yumuşak konuş diyor. O Firavun'a sen çocuğuna kaba konuşuyorsun. Sen arkadaşına kaba konuşuyorsun. Bir de Allah adına konuşuyorsun. Yok böyle bir tebliğ metodu. Allah'ın böyle bir şey öğrettiği yok. Sen nasıl namaz kılmazsın ya? Bu zamana kadar geldin, koskocaman oldun, eşek kadar oldun, hala namaz kılmıyorsun. Böyle bir şey yazmıyor Kur'an-ı Kerim'de efendim. Yok. Şimdi ben de kendime kızıyorum ara sıra, ben anlatırken ben de sesimi yükseltiyorum. Anlaşılsın diye yükseltiyorum ben. Yoksa özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Aynı şekilde anlatırsam meseleler birbirine karışır diye o şekilde konuşuyorum. Ama bu çok önemli. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّلًا filan. Ona giderken çok güzel konuşun, çok güzel konuşun, çok güzel konuşun. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Sen insanları iyiliğe emrederken, insanları kötülükten nehyederken, yavruna nasihat ederken, kızına bir şey anlatırken, oğluna bir şey anlatırken. Öyle konuşulmaz, öyle anlatılmaz. Bundan sonra bir daha seni o işi yaparken görürsem ev almam. Efendim? Ev almaz mısın? Nereye gidecek? Gideceği yer, kaldığı yerden çok daha mı iyi? Değil. Nereye götüreceksin? Nereye göndereceksin? Ya giderse evden ne olacak? Allah Celle Celaluhu muhafaza eylesin. Devam ediyoruz. Evet, vasbir alâ mâ asâbek. Başına gelen her şeye sabret. Ne gelirse gelsin başına. Ne gelirse gelsin başına. Her şeye sabret oğlum. İnne zâlike min azmil umûr. İşte bu gerçekten uğrunda mücadele etmeye değer işlerdir. Devam ediyor. Ve lâ tusâ'ir hatteke linnâs. Ve lâ temşi fil ardı merahâ. Çok önemli bir şey. Şimdi sosyal hayatı dengeliyor. Sosyal hayatta nasıl yaşayacağını öğretiyor Mevla Teala Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam'ın anlatışıyla bizlere. وَلَا تُسَعِرْ حَتَّكَ لِلنَّاسِ İnsanları küçümseyip yüz çevirme. İnsanların hatalarını yüzüne vurma. İnsanları alçak görme, hor görme. Yavrucuğum, ne başladı bu ifade? Yavrucuğum, canım yavrum benim. İnsanları kesinlikle hor görme yavrum. İnsanları küçük görme yavrum. İnsanlardan yüz çevirme yavrum. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Yeryüzünde böbürlenerek yürüme yavrum. Kibirlenerek yürüme yavrum. Kibirli olma yavrum. Egoist olma yavrum. Bencil olma yavrum. Yavrucuğum, yavrucuğum. Bencil olma yavrucuğum. Egoist olma yavrucuğum. Kendini düşünme yavrucuğum. Kibirli olma yavrucuğum. Bakın Allah Celle Celaluhu madde madde ama sırasıyla sıralıyor. Birincisi Allah'a şirk koşma. İkincisi anne baba. Üçüncüsü yapacağı her şeyin karşılığını bulacağı. Dördüncüsü namaz. Beşincisi
iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek. Altıncısı başına gelen her şeye sabretmek. Yedincisi وَلَا تُزَعِرْ خَتَّكَ لِلنَّاسِ insanları hor görme. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا kesinlikle kibirli olma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ muhakkak ki Allah kendini beğenip övünen, kibirlenen kimseyi sevmez. وَقْصِدْ فِي مَشِّكْ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكْ اِنَّا اِنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَم۪يرِ tamam baba sen öyle diyorsun da nasıl hareket etmeliyim en sonunda? Sosyal hayatta bir insanın takip edeceği metot. وَغْصِدْ فِي مَشِّكْ yürüyüşünde tabii ol. Orantılı ol. Yürüyüşünde normal ol. İnsancıl ol. Tevazu sahibi ol. Orta yolu tut. وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكْ sesini kıs, sesini yükseltme. Anlatacağım ne demek olduğunu. İnne enkeral esvat ile savtul hamir. Şüphesiz ki seslerinden çirkini merkeplerin sesidir. En sonunda nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini anlatırken Lokman aleyhisselam yavrusuna. Birincisi insanlara hor görmemesini, ikincisi yeryüzünde kibirli olmamasını, böbürlenmemesini, o şekilde bir hayat yaşamamasını söyledi. Ondan sonra dedi ki böyle yaşama, nasıl yaşa? وَقْصِدْ فِي مَشِّكْ yapmış olduğun her işte. Yapmış olduğun her işte. Orta yolu tut. Tabii ol. Aşırıya kaçma. Az da kalma. Orta yolu tut. Ne iş yapıyorsun? Ticaret. Orta yolu tutacaksın. Ne iş yapıyorsun? Aile geçindiriyorsun, orta yolu tutacaksın. Fazla olan her şey zarardır. Fazla olan her şey zarardır. Kendini çok zorladın mı, ilerideki yol daha zorlanacaktır. Öğretmiş olduğu şey, وَقْصِدْ فِي مَشِّكْ yolda her zaman orta yolu tercih et. وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكْ sesini yükseltme, her şeye karışma, her zaman ileriye çıkma. Benlik yapma, ben ne dersem o olsun deme. اِنَّا اِنْكَرَ الْاَسْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَم۪يرِ çünkü neslerinden çirkini merkeplerin sesidir ki bunun sebebi hikmeti Allah-u Alem olmayacak yerde ses çıkarmalarından ötürüdür. Konuşman gerektiği kadar konuş, konuşman gerektiği yerde konuş. O kadar, fazlası yok. Şimdi Mevla Teala Hazretleri bize Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatini öğretti. Birincisi Allah'a şirk koşma dedi ki biz yavrucuğumla başlayan bu öğütleri çok dikkat etmeliyiz. İlk önce İbrahim Aleyhisselam gibi kendimize söyleyeceğiz bu vaazları, bu nasihatleri, bu öğütleri. İlk önce kendimiz yaşayacağız. Ondan sonra yavrumuzu anlatacağız. Ama daha önemlisi bakın burada bir şey daha var atlamayalım. Lokman Aleyhisselam oğluyla vakit geçiriyordu. Kızıyla vakit geçiriyordu. Yavrusuyla vakit geçiriyordu. Akşamleyin işten geldin eve yorgun argın. Ahmet nasılsın? Kızım nasılsın? Değil. Bak alıyor karşısına. Oğlum bunu bu şekilde yap. Kızım bunu bu şekilde yap. Yavrucuğum bunu bu şekilde yap. Ya siz niye hiç laf dinlemiyorsunuz? Ben sizi anlamıyorum ki. Ya bir su getirin dedim niye gelmedi? Yok öyle bir şey yok. Böyle bir öğüt yok, böyle bir nasihat yok. Böyle bir nasihat yok. Yok böyle bir nasihat. Bütün mesele bunları çocuklarımıza, yavrularımıza en güzel şekilde anlatabilmekte. Ama en güzel şekilde yaşayacağız ki yaşatalım. En güzel şekilde biz yapalım ki çocuklarımız da yapsın. Çok önemli bir şey. Allah Celle Celaluhu bize bu dünyada yaşamayı ikram etti. Peygamber Efendimiz'e ümmet etti. Müslüman etti. Ve bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti.
bunu duyurdu. Allah'ım yaşamayı ve yaşatmayı ikram eylesin. Ama bir insan Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yapmış olduğu, yavrusuna yapmış olduğu bu nasihatleri takip ederse, Allah'ım yavrumu hayırlı eyle, Allah'ım kızımı hayırlı eyle, Allah'ım oğlumu hayırlı eyle. Yok. Bu dua ediyor. Bu duayı etmeden kabul olur. Rabbi hebli mine salihin, Allah'ım bana salihlerden bir evlat ver diyen İbrahim Aleyhisselam'ın duası, febeşşernâhu bi gulâmin halim olduğu gibi, hemen kabul olduğu gibi, siz bu şekilde davranırsanız yavrunuza, Allah hemen duanızı kabul edecektir. İbrahim Aleyhisselam'ın ettiği gibi bizlerin de dualarımızı kabul edecektir. Ama bunlar çok önemlidir. İstediği şekilde, gitmiş olduğu yolda ne yapmamız gerekiyorsa yapmalıyız. Bakın ben size ellerimi açıp Allah'ım bu şekilde ben... Yok, ben size Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın tavsiyesini tavsiye ediyorum ve diyorum ki bu şekilde yaşayan bir insan ellerini açsa, Allah'ım yavrum hayırlı eyle Allah'ım dese, Allah onun duasını kabul eder. Eder. Etti İbrahim Aleyhisselam'ın. Evet, şimdi bir dua edelim. Ondan sonra programımızın sonuna geldik. Programımızı kapatalım. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yapmış olduğumuz programımız hayırlı mübarek eyle Ya Rab. Bu programımız neticesinde en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'de tavsiye etmiş olduğum bir şekilde kendimizi yetiştirebilmeyi, hanımlarımızı yetiştirebilmeyi, evlatlarımızı yetiştirebilmeyi ikram eyle Ya Rab. Bu programlarımız neticesinde İbrahim gibi baba, Hacer valide gibi anne, İsmail gibi evlatlar olabilmemizi ve gerçekten senin razı olduğun bir aile olabilmemizi ve bunu bütün Müslümanlığa, bütün insanlığa yayabilmemizi ikram eyle Ya Rab. Allah'ım bu zamanda şu ülkemizde, şu dünyada insanlar yanlışa düşüyorlar, insanlar hataya düşüyorlar, insanlar hainliğe düşüyorlar. Allah'ım biliyoruz ki biz evlatlarımızı güzel yetiştiremediğimiz için evlatlarımız ellerimizden kayıyorlar, gidiyorlar, yanlış hataya düşüyorlar Ya Rab. Allah'ım senin bize Kur'an-ı Kerim'de tavsiye etmiş olduğun şekilde evlatlarımızı yetiştirebilmeyi ne olur bizleri ikram eyle Ya Rab. Allah'ım yavrularımız günah bataklığına batıyorlar. Allah'ım yavrularımız senin razı olmadığın işlerle meşgul oluyorlar. Allah'ım sen bizlere onları tertemiz, saf verdin Allah'ım. Biz onlara sahip çıkamadık Allah'ım. Çok özür diliyoruz Allah'ım. Pişmanız Allah'ım. Allah'ım onları dünyaya getirmiş olduğun en saf şekilde bizlere geri ver Allah'ım. Yoluna hadim eyle Allah'ım. Bahtiyar eyle Allah'ım. Namaz ehli eyle Allah'ım. Zikir ehli eyle Allah'ım. Yavrularımızı ne güzel evlat yetiştirdin denilen evlat yetiştirenlerden olmamızı ikram eyle Allah'ım. Biz dünyadan ahirete irtihal ettiğimizde bizim arkamızdan ne güzel evlat, ne salih bir evlat, ne iyi evlat, arkandan hep hayır hasenat yaptı, sana dualar okudu olan evlatlardan yetiştirebilmemizi ikram eyle Allah'ım. Şu vatanımızı düşmüş olduğu bu sıkıntılardan sen kurtar Allah'ım. Ne şekilde çalışmalar yapmamız gerekiyorsa o şekilde çalışmalar yapabilmekte bizlere muvaffakiyetler ikram eyle Allah'ım. Bu vatan için çalışanlara, senin rızan için çalışanlara, senin sevdiğin, razı olduğun işler için mücadele edenlere sen yardım eyle Allah'ım. Müslümanlara imdad eyle Allah'ım. Şehidamıza rahmet eyle Allah'ım. Şehidamıza rahmet eyle Allah'ım. Şehidamıza rahmet eyle Allah'ım. Kabe'de vefat eden, kaza sonucu vefat edenlere de rahmet eyle Allah'ım. Ailelerine sabırlar ikram eyle Allah'ım. Müslümanlara imdad eyle Allah'ım. Yapmış olduğumuz işlerde başarılarımızı arttır Allah'ım. Neler istememiz gerekiyorsa hepsinden istiyoruz ikram eyle Allah'ım. Nelerden sığınmamız gerekiyorsa hepsinden sana sığınıyoruz muhafaza eyle Allah'ım. Efendi Hazretlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eyle Allah'ım. Onun göstermiş olduğu yolda, onun çizmiş olduğu yolda, onun razı olduğu şekilde en güzel çalışmaları yapabilmeyi, yaptırabilmeyi, bu uğurda ömrümüzün sonuna kadar, kıyamete kadar mücadele edebilmeyi sen bizlere ikram eyle Allah'ım. Bizlere imdad eyle Allah'ım. Bizlere hayır, bizlere lütfeyle, bizlere kerem eyle Allah'ım.
Rabbi hebli hukman ve elhikni bis salihin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sevgili izleyiciler, yine bir dualar programımızın sonuna geldik. Bazı telefonlar geliyor, arkadaşlar bana iletiyorlar şu konuyla alakalı dua vesaire konularla alakalı dualar istiyorsunuz. Talepler geliyor. İnşallah ilk önce dua ile yaşamayı öğrenip ondan sonra dua etme meselesine geçeceğiz inşallah. Ama ilk önce arabanın motorunu sağlamlaştırmamız lazım. Ki ondan sonra lastikleri takalım. Ondan sonra kaportasını boyayalım. Ondan sonra benzinini koyalım. Ama şu anda bizim öncelikli bütün meselemiz, siz de vakit geldikçe farkında olacaksınız. Bizde motorda sıkıntı var. İlk önce bu motoru tamir etmemiz lazım. İlk önce bu motoru düzeltmemiz lazım. Bu motor düzeldikten sonra Allah'ın izniyle, Allah'ım ikram eylesin, o günleri görmeyi ihsan eylesin. Yapmış olduğumuz işin neticesinde فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَل۪يمٍ. Hemen dua etti, biz ona halim, selim bir evlat ikram ettik. فَسْتَجِبْنَا لَهُ, dua etti, biz onun duasını hemen kabul ettik. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ, onu o hastalık, bakın hemen dua ediyor, hemen hastalıktan kurtuluyor Eyyub Aleyhisselam. Dua ediyor, o ihtiyar yaşına rağmen Allah Zekeriya Aleyhisselam'a evlat ikram ediyor. Dua ediyor, İbrahim Aleyhisselam İsmail'i oluyor ve ondan sonra İshak'ı oluyor. İlk önce motoru tamir edelim inşallah, ondan sonra dualar bölümüne başlayacağız. Birkaç program daha sizlerden sabır bekliyorum. Allah'a sizlere emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Dua bu dünyanın ve ahiretin anahtarıdır. Allah, bana dua eder misin diyen sahabeye.